Burada Lunge üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Genel olarak Lunge Coin'den, hedeflerinden ve kabiliyetinden bahsetmeye çalışacağız şeklinde ifade edebilirim. Abone olup videoyu beğenelim tabii ki. Bunları gerçekleştirmeden geçmeyelim. İzleyen herkes hem beğeni bırakırsa hem de dediğim gibi abone olursa bu oldukça iyi olur. Şimdiden hem beğenen herkese hem de abone olan herkese teşekkür ediyorum. Ama bunu dediğim gibi yapınız. Lunge fiyat yükseliş stratejisi 1 doları gözetli 3 temel faktöre bağlı diyor. Ya tabii ki 1 dolar gibi bir fiyata erişmeyecektir hiçbir zaman. Ama bu noktadaki ilerleyiş yani genel olarak fiyatlarında ciddi ilerleyiş ihtimali de çok yüksektir. Bu noktada 1 dolar fiyatı her zaman ütopik olmuştur. Yani onu gerçekten de son görüşüydü. En son artık ne zaman 1 dolar olduysa, daha doğrusu Lunge olduğundan beri, yeniden markalaştığından beri hiçbir zaman 1 doları görmedi. Fakat geçmişte çöküş öncesinde gördü. Ama o zaman da Lunge değildi. Bambaşka bir versiyondu diye ifade edebiliriz. Şu anda yaklaşık ne kadar diyeyim size 9.000 kat galiba fiyatlarında artış gerekiyor. Bu fiyatlara 1 dolara erişebilmesi için. Bu tabii ki geçmişte Shiba'nın, Floki'nin falan yaptığı, Pip'in yaptığı rallilere benzemiyor. Çünkü orada büyük bir unsur vardı. Sıfırdan girişler, yüksek yakımlar var idi. Lunge'un genel olarak fiyatlarının ilerleyebilme kabiliyeti tabii yakıma şöyle bağlı. Hiçbir zaman toplu bir yakım gelmeyecek. Bunu bir kere anlamak gerekiyor, bilmek gerekiyor. Hani öyle şey gibi bir yakım olmaz. İşte toplu yakım, ne bileyim, manuel yakım falan tarzında. Öyle bir yakım hiçbir zaman olmayacaktır. Bunu bilmek gerekiyor. İkincisi, bütün bunlara rağmen yüksek bir yakım var. Yani otomatik yakımları daha önce de bahsettiğimiz gibi en yüksek olan kripto para birimi de bir noktada Lunge aslında. Dolayısıyla bunun bir pozitifliği var. Bunun FOMO etkisi de muhakkak olacaktır ki önümüzdeki bir 2 yıllık zaman diliminde şimdi 10 kata kadar gaz ücretleri de artırılıyor. Bu noktada eğer ki hacim düşmezse şu anki verilere göre yakım yapılabilir. Yani trilyona gerçekten de otomatik yakımla yaklaşılabilir. Onu da söylemek lazım. Ama ne kadar tabii ilerlerse yakım da o kadar zorlaşıyor diye ifade etmek gerekiyor. Tabii pek çok katalizöre bağlı. 3 temel faktör dediği kaç temel faktöre yayılabilir şüpheli. ABD tarafında hükümet değişimi bu konuda çok önemli bir faktördür aslında. Çünkü hükümet değişimi, dijital inovasyon yasasının gelmesi, SEC'in bunları rahat bırakması, potansiyel olarak Coinbase, Robinhood gibi borsalarda listelenebilmesi yani ABD pazarına yeniden girebilmesi ihtimal ve kabiliyeti de vardır. ABD tarafında eninde de sonunda da tabii üzerinden bu şey alınacağını kesinlikle düşünüyorum ben. Çünkü bu sene sonunda hükümet değişeceği için genel görünüm değişecektir. Fakat Coinbase hani şey listeler mi yani Lunge listeler mi onu bilemiyorum. Edebilir kendi inisiyatifine kaldığında tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ama son zamanlarda baya bir öne çıkıyor Coinbase'de. Lunge'un da potansiyeli hacim bakımından yüksek olduğu için listeleyebilir. Çok çeşitli argümanlara dayanıyor. Lunge'un başlı başına hikayesi de tabii ki büyük bir reklam. İlk zamanlarda çöküşün ardından adamlar her 1 dolar teklifi sürdüğünde 13-15 kat fiyat yükselişi yapan bir Lunge coin görüyorduk. Bunun sebebi trade çok yükseldi, yüksekti ve inanacak adamlar vardı piyasada.
Zaman içerisinde tabii bir ayı sezonu sürdü, oldu, şöyle, böyle derken bu arada BTC'deki fiyatları görüyorsunuz. Çok ciddi şekilde bir artış yapıyor. Bu noktada dahasının da olacağı konusunda ifade etmiştik. Hala da uyarmadan geçmeyelim bu konuda. BTC'de ciddi yükselişler kapıda. Lunge'da da öyle bu arada. Konuştuk, konuşacağız da. Durum böyle. Ne diyordum ya? O zaman ayı sezonu bir anda tabii ki gelmiyor. Ha ayı ha boğa diye bir şey yok. Piyasada gerçekten trade vardı ve bu noktada belli bir süre sonra gitgide daha da şey oldu. Yatırımcı mesela o zamandan duruyorsanız illaki belli bir şeyiniz vardır. Yani 2 senede çok yeni değil aslında piyasayı hani genel olarak anlayabilmek bakımından. Yani 2022'de girdiyseniz tam böyle çöküş zamanı işte 2 yıl olmuş. Bu da çok yeni sayılmaz aslında o kadar. Dolayısıyla yani yine de tecrübe vardır. Tamam mı? Hani tutup da şu saatten sonra 1 dolar olacak, trilyon yakacak muhabbetlerini olmayacaktır. Ama inanın önümüzdeki aylarda pazardaki yatırımcı kitlesi yine o 1 dolar yapacağız dendiği zaman yine o fiyatlarda uçmanın kaçmanın yaşanacağı ve alımları yapacak olan bir yatırımcı kitlesinden oluşacak içerisi. Onu söylemeye çalışıyorum. Piyasa her zaman bu şekilde ilerledi. Normal dediğimiz kavram bu oldu. Şu anda da aynı durum söz konusu diye ifade etmek lazım. Tere klasik fiyat tahmini lunge yol ayrımında hani fiyat tahminleri tarzında bir şey yok. Hani fiyatını tahmin etmek. Tahmin adı üstünde tahmindir. Bir şey kazandırmaz. Tamam mı? Yani bir şey kazandırmaz tahmin etmek. Onu söylemeye çalışıyorum. Doğru işlem yaparsanız doğru işlem yaparsanız olacaktır. Bu da tahminle olmaz mı? Olmaz tabii ki. Hani bir şeyi tahmin etmek mantıklı bir şey değildir. Tahminden ziyade genel süreci, ihtimalleri anlayabilmek ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Örnek vermek gerekirse Fed'in faiz artırımlarında bulunduğu bir sürecin içerisinde doların güç kazanacağını anlayabilmek yani gayet normal değil mi? Hani bunu tahmin yapmaktan ziyade yatırım yapmak üzerinden konuşmak gerekecektir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.